Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ligin son döneminde performansını artıran bir hakim Ziyech vardı ve 1 artı 1 yıllık bir kontrat. Ama burada merak ettiğim konu şu, önce hakim Ziyech üzerinden başlayalım konuşmaya sonra Galatasaray'a gelen kuruşuz Kaya Mesela Nisan ayına kadar baya bir kayıp hakim Ziyech vardı. Kontrat yenilenirken Nisan Sonrasındaki yükselen performans göz önünde bulunduruldu. Yine böyle bir kayıp süreci geçirebilir mi hakimzi Ziyeş? Ne düşünüyorsun? Senin beğendiğin bir oyuncu olduğunu biliyorum gerçi de. Ya kesinlikle klası çok yüksek ama ne yaptığı ne yapacağı belli olmayacak. Dipte bir oyuncu. Hani ne yapar ne eder bilmiyorum ama bir oyuncu eğer kontratın var diye kendinde bir takım ekstra işler yapıyorsa saha içinde o oyuncu benim için geçerli bir karakter değildir bir kere. Hmm. Yani mesela buraya geldi gördüğüm çok kaliteli profesyoneller geldi ama. Bir tane şey vardı Fenerbahçeli, e, Hollandalı ismini unuttum şimdi. Sağ bekti Hollanda milli takımında. Van der Yok yok golfte oynadım hatta unuttum ya. Yani. <laughs> ee, çok yakın bir zamanda Az Yıldırım döneminde geldi. 4 sene kaldı. Büyük para almıştı o zaman. Ee, Sağ bek. Sabek. Sabek başladı sonra Fenerbahçe'de forvet oynadı hep. Solda önde falan sağda da oynadı. Kayt. 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 Tamam. Kayt mesela gördüm. Mükemmel profesyonel bir oyuncu. Adam her şeyinde ben karakterim diyor işte. Bana öyle oyuncu lazım. Gelecek oyuncu. Mesela Galatasaray'ın yeni transferi. Ee, Fenerbahçe'den alınan. Batshuayi. Resmi suay. değil ama. Ben, bence doğru bir transfer. Doğru karakter. Sakatlanmadan oynar. Görev verdiği sürece çıkar. Sorun yaratmaz. Şimdi böyle oyuncular her zaman tercihimiz. Ziyeş ne yapacağı belli olmaz. Müthiş bir oyuncu. Çok yani. Olan üstü şeyli yetenekleri olan. Toplara iyi vuran. Kolay adam eksilten. Doğru yerlerde duran. Ama Ziyeş ne yapar? Çok bilemem o bıraktı futbolu kardeşim. Ben diyorum ki bak buradan problemli giden oyuncuların veya teknik adamların daha sonrasında ne yapılığını izleyin. Göreceksiniz yani. Bunlar son durak burası. Bunlara zaten Arabistan da almaz. Şimdi geçen mesela bu sene Icardi ne yapar? Icardi e, ülkesinde bir katıldığı programda bir sene daha İstanbul'dayım. Bu sene İstanbul'da, İstanbul'da zaten var. Büyükte kontratı var. Dedi. O da uzatmaya çalışacaktır. Çünkü buradaki parayı asla bulamaz hiçbir yerlerde. Buradaki lüksü de bulamaz. Dolayısıyla bu sene ne yapar bilemem hani. Galatasaray Galatasaray'da büyük bir kurumdur her zaman bunu ispatlamıştır. Yani Galatasaray'a bir bakarsın 13. Ertesi sene bir bakarsın. Ee, hiç kimsenin düşünmediği bir teknik adam gelmiş. Doğru 5 transfer yapılmış ve şampiyonluğa oynar. Yani Galatasaray'ın yani Galatasaray farkı ne biliyor musun? Asıl olan Galatasaray'dır. Bak Erden Timur işi kapandı bitti gitti. Seneye kimse tanımayacak bir Erden Timur'u. Başka bir Erden Timur çıkacak. Mesela, Hatırlıyor musun Ergun Gürsoy diye bir adam vardı. Sonra Yurdaşan Karahasan geldi. Sonra Abdurrahim Albayrak geldi. Sonra Ali Dürüst falan vardı. Kimse ismini bilmiyor abi. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Almanya'da dev zirve Leon Goretzka. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek adına gözünü karartan Galatasaray, Leon Goretzka konusunda artık somut adımlar atmaya başladı. Bu transfer operasyonlarını üstlenen İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Almanya'da Bayern Münih kulüp yetkilileri ile ikinci bir toplantı yapacak. Leon Goretzka'nın menajeri ile kurulan temas olumlu yönde ilerliyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Alman Yıldız, kadroda büyük bir revizyona gitmeyi düşünen Bayern Münih'te satış listesinde yer alıyor. Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maça çıktı. Alman Yıldız, 6 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Sabek için tek rota Fransa, Paul Jolie. Yeni sezon öncesi transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da gözler Sabek transferine çevrildi. Sabahın haberine göre Guela Duen'in dışında da Sabeklerle ilgilenen Galatasaray, Oxer forması giyen Paul Jolie'yi de gündemine aldı. Fransız Beck, scout ekibinin önerisi olarak geniş transfer listesinde kendine yer buldu. Daha üst sıralardaki isimlerden olumlu sonuç çıkmaması halinde Jolie'de harekete geçilmesi planlanıyor. Teknik heyetin de onayından geçtiği öğrenilen başarılı oyuncunun 1.8 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Kulübü Auxerre ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Joly, geçen sezon Fransa 2. Liginde istikrarlı bir yılı geride bıraktı. Fransa Kupası dahil edildiğinde toplam 38 karşılaşmada 2820 dakika süre buldu. Sezon boyunca yakından takip edildiği öğrenilen başarılı oyuncu, yaptığı 8 asistle skora önemli katkı verdi hücuma çıkışlarıyla etkili olan genç isim bu yönüyle büyük beğeni topladı. Barış Alper Yılmaz için İngiliz devleri devrede. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün sponsorluk anlaşmasında bizim değerli bir oyuncumuz o dahil hiçbir futbolcumuza teklif gelmiş değil dediği Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Sarı Kırmızılılarda gösterdiği gelişimle Dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki sağ kanadı Skatlar, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yakından izliyor. Çekya mücadelesinde maçın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. İskoç basınının haberine göre Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham başta olmak üzere Brighton, milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Barış Alper'in bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray yönetimi, ada ekiplerinin bu rakama çıkabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 7 gol 12 asistlik performans göstermişti. Galatasaray'dan Zaniolo tekliflerine yanıt Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo için İtalyan kulüplerine olumsuz yanıt geldi. Atalanta ve Fiorentina'nın talip olduğu yıldız futbolcu için önerilen rakam yetersiz bulundu. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Atalanta, Galatasaray'a 5 milyon euro kiralama artı 15 milyon euro satın alma maddesi teklifini iletirken, Fiorentina ise 2 milyon euro kiralama artı 14 milyon euro satın alma maddesi teklifinde bulundu. Zaniolo için 20 milyon euro isteyen Galatasaray ise bu tekliflerin ikisini de reddetti. Öte yandan İspanyol ekibi Villarreal'in de ilgilendiği Zaniolo, İtalya'ya dönme isteği sebebiyle Villarreal'in teklifine sıcak bakmadı. Önceki günlerde konu hakkında İtalyan basınına konuşan Zaniolo, Atalanta mı Fiorentina mı Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim. Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim sözlerini sarf etmişti. Hasan Çavuşoğlu açıkladı. Galatasaray ve Beşiktaş'la görüştük. Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın transferiyle ilgili Galatasaray ve Beşiktaş ile görüştüklerini söyledi. Çavuşa oğlu iki takımın yanı sıra Ajax'ın ve yurt dışından birkaç kulübün milli oyuncuyu istediğini belirtti. Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu, Dursun Özbek'le de görüştük dedi. Oyuncu ile ilgilenen başka takımların da olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor. Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik, hangi takım daha fazla ücret öderse Oğuz'u transfer eder. İfadelerini kullandı. 23 yaşındaki sağ kanat Alanya'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıktı ve 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.